dostlar, merhaba, nasılsınız? Yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Opera House'un karşısında mükemmel bir video girişi yapıyorum. Video kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz diyelim. Bugün sizlere çok güzel bir içerikle geldim. Nereye gidiyoruz? Sydney'e geldik. Sizler için uçtuk Melbourne'dan Sydney'e. Ve Somer Şef'in restoranı olan, restoran demeyelim, barı olan Baharat'a geçiyoruz. Baharat Bar'a gideceğiz. Orada güzel bir yemekleri deneyeceğiz, içeceklere bakacağız. Fiyat karşılaştırması yapacağız ve işte güzel mi değil mi, lezzetli mi, bunları size yansıtacağım. Son zamanlarda MasterChef'in de Türkiye'de çok ünlü olması, çok revaçlı olmasından dolayı insanların eminim Sydney'deki MasterChef üyelerinden birinin yemeklerinin nasıl olduğunu da merak etmiştir. Ben sizin için bunu deneyeceğim ve en güzel feedback'i, en güzel yorumu yapacağım. Şu anda neredeyiz? Şu anda in front of, yani Opera House'un karşısındayız. Feribotlar geçiyor. Sydney'i çok beğendim. Bir önceki videomu izleyip Sydney vlogunu da görebilirsiniz. Yani biz buraya geliyoruz, zamanımızı harcıyoruz. Hiçbir videomda istemem ama rica etsem bir like atarsanız sevinirim. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Hadi yavaştan geçelim restoranta doğru. Restoran diyorum tekrardan. Bara doğru geçelim ve orada sizlere göstereyim yemekler nasılmış, içecekler nasılmış, fiyatlar nasılmış. Görüşmek üzere orada. Merhaba, tekrardan Baharat dediğimiz Somer Şef'in barının önüne geldik. Gördüğünüz gibi kendi, yani mekan City'ye çok uzak değil. Sadece bir tren vasıtasıyla buraya gelebiliyorsunuz. Şöyle dış görünüşümü, caddesini göstereyim. Yani güzel ve hoş, naif bir yerde. Dışarıdan bakıldığında da böyle gayet sakin bir yer duruyor. Şimdi içeri gidelim ve hem ürünleri görelim, hem de fiyatları görelim, hem de yemek yiyelim. Bakalım testi, yani lezzeti nasılmış. Görüşürüz içeride. Dostlar, mekan gördüğünüz gibi böyle. Çok büyük değil. Böyle bir barları var. Ama yemekleri konusunda çok iddialılar. Yemek olarak ben şöyle menüyü de size göstereyim. Bunların hepsi Avustralya doları üzerinden. Biz lahmacun, spicy sucuk, kaşar, cheese and Adana söyledik. Bunları deneyeceğiz. Bir de içecek falan söyledik yanında. Tatlı burada servis olmuyormuş. Böyle gördüğünüz gibi menü. Devamında şöyle kendimi göstererek çekeyim size. Sparşimizi verdik. İşte zaten gördüğünüz gibi böyle. Zaten burada tatlı yokmuş. Tatlıyı da Anason, yani sonra çekilen mekanından yeni ucuna oraya soracağız. Yani tatlı için burada da oraya varmış. Ama yemekleri konumda çok iddialı var. Açıkçası ben de yemek için heyecanlıyım. Yedikten sonra yemek esasında sizin experience'ını tarifleyelim, paylaşalım. Bekleyelim bakalım. Dostlar, lahmacun geldi. Gördüğünüz gibi ben açıkçası şu ürünün gerçekten çıtırlığı çok iyi. Avustralya'da gördüğüm lahmacunlara bir tane şu oldu. Salatasıyla beraber geldi. Şimdi kız arkadaşımla beraber deneyeceğiz. Lezzetini o da söyleyecek. Zaten kendisi yabancı olduğu için öyle lahmacunu çok seviyor. Yani belki de en iyi yediği lahmacun olabilir. Onu birazdan bir yorumunu alacağım kendisini. Sırayla deneyelim bakalım. How did you find it? Dostlar, tadı çok güzel. Ben çok beğendim. Çıtırlı falan çok iyi yerinde, baharat falan. Gerçekten odun ateşinde de yapılıyor, öyle oluyor. Onun üzerinden 9 verebilirim. Arkadaşlar, açıkçası bu Avustralya'da gördüğüm en güzel pidelerden bir tanesi. Eğer geldi böyle olmuyor. Pideler gerçekten çok kötü geliyor. Kendi çalıştığım, yani işte el olsun, gördüğüm şeyler olsun, o yerlerde pideler bu şekilde değil. Patronuna bakıp söyleyeceğim size. Bizi çok iyi. Özellikle sucukta kullanılan bu bar afan sonuna bir ağzına geliyor. Aşağı gelmiş bunda gayet güzel. Dostlar, gördüğünüz gibi tabak. Bakın şöyle söyleyeyim size. Bunu yedim tabi o sonra yiyince ama kokusuyla buraya geliyor. Mükemmel kokuyor. Yani yemeden söylüyorum, gerçekten mükemmel kokuyor. Sunum da çok güzel. Ve fiyatı da hani Melbourne'de daha önce yediğim yerlerde de çok pahalı bir şey değil. Aradan 3 dolar fark ediyor. Şimdi ben bir tane ayarlayacağım. Böyle hem kendim deneyeceğim hem de kız arkadaşımla aynı şekilde fikirlerini alacağım. Pideye bayıldı. Mükemmel dedi yani. Daha önce bir denedik pide Melbourne'de. Bu kadar güzel değildi. O zaman ben bir hazırlayayım, ondan sonra yerken de bir feedback verelim size. Dostlar, gördüğünüz gibi hazırladım böyle. Şimdi tadına bakıyorum. Bu Adana, Türkiye'deki Adana'lara anlatmaz. Çok açık söylüyorum. Mükemmel bir tadı var. Kesinlikle çok güzel bir tadı var. Onu da söyleyeyim size. Yani biz yemekleri bitirdik, buradan sonra geçeceğiz. Yani olursa burada tatlı yiyeceğiz.
ben seni gösteririm dedi. Kız arkadaşım da bayıldı yani. Sizlerden ilk yapma öyle söyleyeyim. Yani çok güzel bir şey oldu. Yolda yine bahsederim ben size. Dostlar şöyle göstereyim size. Lahmacun, sucuklu pide ve Adana işte içecekler falan $25. $14 lahmacun çok ucuz. Melbourne'da falan $10-$15 arası gene. Sucuklu pide $18. Pideler biz mesela şu anki işletmemde $17 satıyoruz ve bunun yanından geçemez kanki. O kadar söyleyeyim. Adana yani $25. Tabii ki Adana diğer Adanalara göre biraz pahalı ama hakkını veriyor çünkü iki tane şiş koyuyorlar. Onu da söyleyebilirim. Onun dışında ben feedbacklerimi söyleyeyim size. Şöyle ki her şey çok güzeldi. Çok beğendim lezzet bakımından. Onun restoranla bar dediğimiz yer biraz küçük ama olsun, sonuç olarak kalabalık olmasına gerek yok. Çok nezih, çok güzel bir yer, çok da güzel ilgilendiler. Ben bayağı beğendim. Açıkçası öneririm. Sydney'e geldiğinizde kesinlikle Türk yemeği yemek istiyorsanız buraya uğramalısınız. Her türlü Türk içeceği ve aynı zamanda diğer mezeler ve diğer çeşitler de bulunuyor. Onları deneyebilirsiniz. Biz bunları denedik sadece. $79 tuttu toplamda. $79 ki iki kişiye böldüğün zaman kişi başı $40 hiçbir şey değil. Yani güzel bir akşam yemeği için hiçbir şey değil diyelim Avustralya standartlarında. Çünkü herhangi bir yerde akşam bir pizza yemeye kalksanız bile minimum subcharge falan bunlarla beraber $70-$80 ödüyorsunuz yine. Fiyat da uygun. Ben gayet uygun buldum. Türk lirasına çevirseniz de 1600 TL para yapıyor. Yani bir master chef klasındaki birinin mekanına gittiğinizde de böyle bir rakamı ödemeniz gayet normal. Yani Türkiye'de tabii ki pizza işte Danilo'nun pizza yeri vardır, daha uygundur falan ama şunu söyleyebilirim. Orada aynı performans alamazsınız. Çünkü benim düşüncem malzemeler kaçtıkları yönünde. Çünkü birkaç kişi sordu nasıl diye. Orasını bayağı beğendim. Gayet güzeldi, ilgilendiler. Şimdi gidiyoruz. Anason'da yer bulursak orada tatlılarını deneyeceğiz. Orada da size feedback vereceğim. Burası da diğer restoran Anason. Buraya da tatlı yemeye geldik dostlar. Şöyle göstereyim. Mekan gayet güzel. Menüleri de böyle gördüğünüz gibi fiyatları seçtikten sonra ben rekomend edeceğim sizlere. Dostlar Anason'a geldik şimdi. Bir künefe bir de bakmaya soruyoruz. Fiyatları zaten koyacağım ben. Biraz sesli burası. Ama mekan gerçekten çok güzel. Şimdi direkt şansım da az, o yüzden künefenin tadına bakacağım ilk önce. Cheese bunun yanınızı yok. Gerçekten çok güzel. Hemen baklavaya da bakıyorum. Oldukça güzel. Güzelmem. Bayağı beğendim. Baklavası kendisi çok iyi, fresh. Çünkü zaten Avustralya'da taze baklava olmak çok zor. Taze olduğu belli. Arkadaşlar videom bu kadar. Gördüğünüz gibi mekan burası böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bir sorunuz olsa yine sorarsınız. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.